Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bu videomuzda Barış Boyu'nun yakalanmasının ardından İtalyan basınının aktardığı silah fabrikası ve silah kaçakçılığı faaliyetlerini birlikte inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Ayrıca bize göndermek istediğiniz içerikler için mesaj veya yorum yoluyla ulaşabilirsiniz. Herkesin bildiği üzere Barış Boyun ismi Türkiye ve Avrupa'da organize suç dünyasında yankılanan bir isim haline geldi. 1984 doğumlu olan Boyun, İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak başladığı suç kariyerinde kısa sürede uluslararası alanda tanınan bir mafya lideri oldu. Peki Barış Boyun kimdir? Nasıl bu kadar güçlü bir suç ağı kurdu ve nihayet nasıl yakalandı? İşte tüm detaylar. Barış Boyun, Malatya doğumlu ve İstanbul'un yeraltı dünyasında hızla yükselen bir figürdür. Bilal Yaman ile ortak hareket eden Boyun, Yaman'ın 2017'de tutuklanmasının ardından suç örgütünün liderliğini devraldı. Örgütün mali kaynaklarını silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticaretiyle sağlayan Boyun, Balkan mafyaları ile de sıkı ilişkiler kurarak taşeron cinayetler gerçekleştirdi. Özellikle Daltonlar çetesi olarak bilinen alt grubu ile dikkat çekti. Bu grup, Kolombiya kartellerinden esinlenerek motosikletli suikast timleri kurdu ve çok sayıda cinayet işledi. Daltonlar çetesi, sosyal medya üzerinden propaganda yaparak gençleri saflarına çekti. Barış Boyun'un yakalanması, uluslararası suç örgütlerine karşı yapılan en büyük operasyonlardan biri olarak tarihe geçti. Türk ve İtalyan polislerinin işbirliği, organize suçla mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi. Boyun ve çetesinin yargı önüne çıkması, adaletin sağlanması adına önemli bir adım oldu. Bu olay, organize suçlarla mücadelenin ne denli kararlı ve kapsamlı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Barış Boyun'un suç imparatorluğunun genişlemesi, Avrupa'nın dört bir yanında dikkatleri üzerine çekti. İtalya'da uzun süre kendini güvende hisseden Boyun, 2024'te İtalya ve Türkiye'nin ortak operasyonuyla yakalandı. Bu operasyon, Europol'ün de desteğiyle Roma ve Milano'da düzenlendi ve 18 kişi tutuklandı. Boyun ve çetesinin, Avrupa çapında çok sayıda cinayet ve çeşitli suç faaliyetlerine karıştığı tespit edildi. Polisin operasyonu, Boyun'un suç faaliyetlerini yönettiği İtalya'daki evine yapılan bir şafak baskını ile sonlandı. Elde edilen bilgilere göre, Boyun'un örgüt lideri olarak yasa dışı göç, uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı gibi birçok suçu İtalya'dan yönettiği ortaya çıktı. Ayrıca, Türkiye'de bir alüminyum fabrikasına düzenlemeyi planladığı bombalı saldırı da engellendi. Barış Boyun'un örgütü, özellikle silah kaçakçılığı konusunda büyük bir operasyonel kapasiteye sahipti. Teknik takipler sonucu, örgütün silahlarının özel üretim olduğu ve kurşun geçirmez yelekleri bile deldiği belirlendi. Ahmet Durmuş adlı örgüt üyesinin Vetralla bölgesinde yer altında sakladığı cephanelik polisin dikkatini çekti. Bu cephanelikte uziler ve çeşitli silahlar bulunuyordu. İtalya'da ele geçirilen silahlar arasında 15 tabanca, 7 uzun silah, 3 el bombası ve 4 kurşun geçirmez yelek yer aldı. Bu silahların üzerinde yapılan incelemelerde, etkilerinin artırıldığı ve özellikle ölümcül olacak şekilde modifiye edildikleri tespit edildi. Barış Boyun'un yakalanmasına giden süreçte, polis tarafından ev hapsinde tutulduğu süre boyunca elektronik kelepçesine yerleştirilen dinleme cihazı kritik rol oynadı. Boyun, telefonlarının dinleneceğinden şüphelenerek Endonezya'da özel bir yazılım geliştirmişti. Bu yazılım sayesinde Türkiye'deki üyeleriyle güvenli iletişim kurmayı başardı. Ancak elektronik kelepçedeki dinleme cihazı sayesinde polis, Boyun'un tüm suç ağı ve örgüt içi yapılanması hakkında detaylı bilgi elde etti. Bu bilgiler ışığında yapılan operasyonlar, Boyun'un Avrupa'daki suç ağını tamamen çökertti. Örgütün İtalya'daki tek İtalyan üyesi olan Giorgio Mescini'nin silah ve para dağıtımını organize ettiği belirlendi ve bu detay örgütün diğer üyelerinin de yakalanmasını sağladı. Tuscia'da tutuklamalar Bagnaia'nın yanı sıra Vetralla, Nepi, Tuscania ve Montefiascone'de de gerçekleştirildi. Tutuklananların tamamı Türk kökenli olup bu bölgede ikamet ediyordu.
Tek Viterbolu tutuklu ise 30 yaşındaki Giorgio Mescini. 112 sayfalık tutuklama kararında, derneğin bir üyesi olarak derneğe lojistik destek sağlamakta, üyeleri taşıyarak ve ulusal çapta derneğin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda gereken ve işlevsel hareketlerde yardımcı olmakta ve silah ile yasa dışı para taşımakta kullanılan aracı kullanıma sunmaktadır ifadeleri yer aldı. Milano sorgu hakimi Roberto Crepaldi, savcının tutuklama talebini gerekçelendirirken şöyle yazdı. Mescini'nin katma değerinin dil ve bölge bilgisi olduğu açıktır. Suç ortaklarının yürüttüğü faaliyetlerin farkında olduğuna ve bu yasa dışı faaliyetlerin boyutunu, para ve silah temini için yapılan yolculuklar sırasında diğer ortaklarla karşılaşarak kavradığına şüphe yoktur. Diğer suç ortakları onu onlardan biri olarak görerek silahların temini ve taşınması görevini ona vermekte tereddüt etmemişlerdir. Mescini hapishaneye götürüldü çünkü sorgu hakimine göre kaçma tehlikesi, içinde bulunduğu dernek bağlamına bağlı olarak açıkça ortaya çıkmaktadır. Benzer davranışları tekrarlama ihtimalinin yanı sıra, örgütün diğer serbest kalan üyeleriyle ilişkilerini kullanarak yurt dışına, Avrupa'da dahil, kaçma tehlikesi de bulunmaktadır. Çünkü örgütün diğer üyeleri Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. Ve ayrıca tutuklanan 18 kişinin tamamı suç örgütüne üye olarak kabul edilmektedir ve İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de ikamet etmektedir. Bu kişiler suç işlemek amacıyla oluşturulan silahlı bir çeteye üye olma, terör örgütü kurma ve terör saldırıları planlama, ölümcül silahlar ve patlayıcılar bulundurma ve taşıma, uluslararası uyuşturucu ticareti, cinayet ve yasa dışı göçe yardım etme suçlarıyla itham edilmektedir. Soruşturma sırasında telefon ve çevresel dinlemeler, gözlem ve takip hizmetleri kullanılmıştır. Operasyon, Türk yetkililer, Interpol, terörle mücadele ve organize suçla mücadele birimlerini de içeren uluslararası bir işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Milan soruşturma hakimi Roberto Crepaldi'nin imzaladığı 112 sayfalık ihtiyati gözaltı kararında ünlü avukat Matteo Murgo ve Antonio Buondonno'ya suç örgütüyle ilgili birçok suçlama yöneltildi. Soruşturma hakimi gözaltını gerekçesini kâr elde etmek için çeşitli dilimlerde yasa dışı kökenli para aldılar. Bunun da ağırlaştırıcı sebebinin olduğunun bilincindeydiler. Boyun Barış her ikisiyle de telefonla ve şahsen bir anlaşma yaptıktan sonra ve onların talebi üzerine 40'ın teslimi için 1000 avro, her biri 10 binlik 4 dilim halinde aldı diyerek açıkladı. Boyun ve adamlarıyla birlikte hakim karşısına çıkan iki avukat ev hapsine çarptırıldı ve avukatlık lisansları dava boyunca askıya alındı. Matteo Murgo, İtalya'daki birçok uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı davalarının yanı sıra Villa Inferno'daki seks ve uyuşturucu partileri çetesine yönelik soruşturmanın avukatlığını yürüterek ün yapmıştı.